Bu ara programlarda ondan çokça bahsediyorum. Adana'nın büyük böyle influencerlarından, gurmelerinden sevgili dostum Ender. Oturuyoruz. Abi dedi, sana bir şey soracağım dedi. Adana'da dedi mekanlara gidiyorsun, kahvaltı çekiyorsun ama dedi senin dedi bizim börek kültürümüzden, hatta bizden Adana'dan çıkıp bütün Türkiye'ye yayılan börek kültürümüzden haberin var mı? Şimdi ismi söyleyince ya bildim dedim de, abi dedi biliyor musun dedi, o bizim dedi Adana'dan tabladan çıkmadır. Ya dedim Ender beni tanıştır. Şöyle bir yaptı, saçlarını ortadan ikiye ayırdı. Bağırmış gibi. Biz saat 9.30'da geldik. Herhalde 6.30'da da gelsek o yoğunluğu görecektik. Levent Tam Türk. Evet. Levent Usta. Evet, merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim. Kaç sene oldu? Yani uzun yıllar oldu. Bu işteyim ben. Daha doğrusu çocukluktan beri bu işin içerisindeyiz. Babadan kalma, babadan geçme. Her şey bir tablayla mı başladı? Nasıl evet. Başladı abi Allah aşkına? Ben başarı hikayelerini çok biraz seviyorum. Biraz benim şey ilginç. Şöyle anlatayım. Bizim pastanemiz vardı. Hem üretimini kendimiz yapıyorduk. Pastanenin muamüllerinin üretimini de yaptığımız bir imalathanemiz vardı. Hem imalathanede hem de pastanede çalışıyordum ben. O dönemler işte askere gidip gelmiştim. Yine babamın yanında devam ediyordum. Bizim arkadaşlar hep böyle mez motorları var. Ondan almıştı. Ben de heveslendim. Babama dedim. Baba dedim bana mez alır mısın? Alırım oğlum dedi. Babamızın sözü senetti. Allah havalara uçuyorum. Ne zaman alırsın baba? Dedi oğlum dedi ben sana dedi bir ay sonra alacağım dedi. Tamam baba dedim teşekkür ederim dedi. Bir ay sonra geldi. Ben de sabah erkenden gittim pastaneyi süpürdüm suladım. Ondan sonra babamı bekliyorum. Babam geldi. Onun da bir tane motoru vardı. İnmedi motordan. Gel dedi atla dedi. Ben de koştum hemen atladım. Bindik motora. Beni tuttu. Anadolu'da bir yere götürdü. Ama normalde çarşıya sürmesi lazım. Biz de her şeyi babamıza soramazdık böyle. Düşünüyorum içimden. Diyorum herhalde bu bir yerde parası var alacak. Onu da götürüp orada motoru alacak diye düşünüyordum. Neyse demir profil doğrayan böyle alüminyum doğrayan bir dükkanın önünde durdu. İn dedi aşağı indim. Girdik içeri. Bana tuttu tablayı gösteriyor. Tablo. Ben dedim ki ney baba dedim. Oğlum dedi mez. Motor dedi. Kafamdan aşağı kaynar sular dökülüyor böyle. Baba dedim bunun neresi mez? Bu dedim tabla dedim. Yani seyyar tezgah. Abi al tane çay. Bu la eşek oğlum dedi. Al sana mez, al sana araba, al sana arsa, al sana aile, al sana apartman. Apartman. Git dedi benim oradan ürünleri koy dedi. Götür sat dedi. Öyle başladın? Öyle başladım abi ben tabla işine öyle başladım. Peki börek nasıl böyle? Ha onu da söyleyeyim oldu? Abi. Benim normalde bizde çok kalem vardı. Benim en çok sevdiğim ürün su böreğiydi. Su böreğini çok severdim. Hem yapmasını hem yemesini bayılırdım. Ondan sonra ilk dedim ya o zaman tek bir ürünüm olsun. Herkes de bunu bilsin. Sadece su böreğini koydum. Geldim gece saat şurada 4'te. Tezgahımı koydum buraya. Seyyar tezgahımı koydum. Masanın iki tane de böyle taburem vardı. Bir tane de masam vardı küçük. Oraya koydum. Müşteri bekliyorum. Gece saat 4. İlk müşterim. Karşıda bir tane kamyon durdu. Neyse bu geldi adam. Selam aleyküm genç dedi. Aleyküm selam abi hoş geldiniz falan filan yaptım. Dedi oğlum dedi ben börek yiyeceğim ama dedi param dedi tüm. Bozuğun var mı? Olmaz olur mu abi dedim ya. Gel otur abi dedim hemen. Geçtim oturdum böreğini falan verdim. Kalktı bu gidiyor. Dedi ki çıkarttı parayı uzattı. Dedim abi bozuğum yok benim sana ikramım olsun dedim. Şaşırdı adam. Sen dedi niye böyle yaptın dedi. Bozuğun olmadığını söyleseydin giderdim. Ya benim babam der ki işte kimsenin nefsini bırakma. Şimdi dedim sen nefsin kalacak gideceksin. Benim işim alt üst olur dedim. Böyle yaptı. Tamam oğlum dedi. Hadi hayırlı işler dedi. Çekti gitti. İlk böreğimi de ben ikram ettim yani. Şey, aldın keyfi. Hiçbir şey de yok. Yok. Hiçbir şey de yok. Hiçbir şey de yok. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Kaçta başlıyor sabah böreği? Gece saat 4'te buraya hazırız biz. Öğlen saat öğlen 12'ye kadar. Böyle gitti börek bitti. Evet. Ona göre. Peki abi senin şimdi baktığın zaman hani derler ya iyi ürün hani yakışıklı erkek gibi güzel kadın gibidir abi. Evet. Bak makyajsız
Hani üzerine o olmadan, etrafını bir şeyle doldurmadan, güzel kadın, yakışıklı erkek, böyle baktığın zaman nasıl kendini belli ederse abi, değil mi? İyi üründe, kaliteli üründe baktığın zaman bağırıyor yani. Onu da söyleyeyim. Normalde benim rahmetli babamdan öğrendiğim kalın su böreğiydi. Böyle ev usulü yaparlardı eskiden. Ve bu kadar da börekçilik yaygın değildi. İlk defa Adana'da kaşarlı börek yapan adam biziz. Sonra börek, dedim ki yani bende baklavacılık da var ya, dedim neden baklava gibi çıtır olmasın? Neden dedim künefe gibi sünmesin? Anlat, daha kahvaltıyı yapmadık, sabahın gününe sen geldik, önümde börek, sen anlatıyorum, ben dinliyorum. Tebrik ederim. Afiyet olsun. Neyse dedim, neden baklava gibi dedim çıtır olmasın? Neden dedim künefe gibi sünmesin? Neden dedim su böreği gibi yumuşak olmasın? Üçünü birleştiren bir sentez şey yaptım, reçete yaptım. Şu anki böreğe ismini de verdim. Şimdi yiyen beğeniyor. Sonra bunun benzerlerini yapmaya başladı millet. Ben bunun patentini de almıştım. Adana usulü börek demeye başladılar. Ha neden? Şimdi Adana'mızın kebabı meşhur. Şalgamı meşhur. Kültüründe böyle bir şey yok. Şırdanı, bumbarı meşhur. Biz de böreğini katmış olduk. Ona da gurur duyuyorum yani Adana'mıza. Şükürler olsun. Bir de niye dikkatimi çekti? Levent Usta'm biliyor musun? Cebinde sayamayacağı kadar çok parası olan da, bu sabah kahvaltıda börek canı nefsi çeken de burada buluşuyor. Evet öyle. En üst şeye de, en alt tabakaya da hitap edebiliyorum ben burada. Evet. Yani cebinde 60-70 lira varsa bir şartlarında böreğini de yersin, çeynet içersin. Tabii ki, tabii ki. O zaman da Allah tabii Halil İbrahim bereketini veriyor. Veriyor, çok şükür. Abi çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu böyle geldiniz. Soğuk mu, tadı kaçar mı? Yok, sıcak sıcak yiyeceksiniz bunu. Ben bir defa bir röportajı, bir şey yemek için çabuk bitiriyorum. Buradan da Ender'e de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizinle tanıştırdığı için. Sağ olun. Ama kamera kayıttan çıktıktan sonra şu tabloyla ilgili bir projem var kafamda. Seninle onu biraz konuşalım. Olur, olur. Saygılar, geliştirdik. Saygılar bizden.